Meclis Başkanı Mustafa Şentop katıldığı televizyon programında milletvekilleri geçinemiyor dedi. Milletvekili maaşları ile ilgili yapılan değerlendirmeler var. Daha önce aldığı maaşın yarısını, üçte birini alan bir milletvekili o maaşla geçinirken, milletvekili olmadan önce, milletvekili olduktan sonra daha fazla almasına rağmen geçinemiyor. Çünkü giderleri ayrıca hesaplamak lazım. Milletvekillerine araç tahsisi yok. Aracı olmayan milletvekilleri de biliyorum. Yani toplu taşıma araçlarıyla meclise gelip giden milletvekilleri de var. Ben biliyorum, var. Valla böyle şey gülünür hocam yani. Nasıl geçinemiyorlar yani? Yani dünyanın parasını alıyorlar ayda. Yani bu çok büyük bir saçmalık yani bence. Yani 2500 lira maaşları. Efendim? 22 bin lira 500. Daha ne, niye bu kadar gözleri doymuyor ki yani? Lütfen yani, bu kadar da olmaz. Hatta herkesin maaşı eşit seviyede, onların da yani normal bir memur maaşına düşürülmesi bile lazım yani. Yapmasınlar Allah aşkına, ayıptır vallahi ya. Çok iyi şey düşünüyorum. Bu SSK'dan aldığım maaşım gösterebilirsin 1380 lira. 750 lira ev kirası veriyorum. Buyur. Elhamdülillah. Allah'a çok şükür. Hepimiz iyiyiz. Meclis Başkanı Mustafa Şentop katıldığı televizyon programında milletvekilleri geçinemiyor dedi. Allah, toplu taşımayla... Allah belasını versin hepsinin de. Asgari ücrette geçinen adam nasıl geçiniyor acaba? 22.200 lira maaş alıyor, hala da geçinemiyoruz. Telefon bedava. Sağlık bedava. Yemek 1 lira 2 lira yedikleri yemek. Nasıl geçinemiyorlar? Ne yapıyorlar? Çalmayla çırpmayla Türkiye ne hale geldi? İşsizlik diz boyu, enflasyon diz boyu, hala da her şey güzel. Onların imanı yok. Nasıl? Onların vicdani imanı yok, daha onlar geçinemiyorsa. 22 bin lira maaş alıyorlar. Bir insan, bugün fabrikada çalışan insanlar askeri ücretlerle nasıl geçiniyor? 500, 600, 1000 milyar, 800 lira kadar kiralar veriyor. Onlar biraz vicdansız insanlardır. Söyleyecek bir sürü şey var, yorumsuz. Çok yazıklar olsun. Çok ayıbatmışlar. 22 bin lira kim geçinemez? Çok şey var, yazıklar olsun. Sen kaç para alıyorsun, ben kaç para alıyorum? Yalan konuşuyorlar. Bak bayramda 22 lira para alacaklar, 30 lira zam yaptılar kentlerine. Sigaraya 3 lira zam yaptı, doğalgaza %17 yaptı. Bu şerefsizlik değil mi? Adalet değil midir? He? Buradan sesleniyorum. Terbiyesizlik yapmasınlar, siktir olsun gitsinler buradan. Açık ve net konuşuyorum. Ben Trabzonluyum hemşerim. Affedersin. Artı hırsız. İsparta Üniversitesi'ni kim yaptı? Tayyip mi yaptı? Ben çok kötü konuşacağım hemşerim. Malatya Üniversitesi'ni kim yaptı? Kim yaptı? Tayyip mi yaptı? Bu yapılan yolları Tayyip mi yapıyor? Abi bunlar hırsız, hırsız. Alayı hırsız. Anladım. Teşekkür ederim. Anladın mı? Buradan sesleniyorum yetkililere. Adam gibi hareket yapsalar. Siz geçinebiliyor musunuz peki? Hayır abi. 1,5 lira maaş alıyorum. Nasıl geçineceğim? Doğalgaz, elektrik, su, mutfak masrafı nasıl geçeceğim ben? Eğer geçiniliyorsa gelsin, 1,5 lirayla geçsin, 22 lirayı bana versin. Teşekkür ederim. Anladın mı? Buradan sesleniyorum. Tayyip Bey burada, Bursa'da. Ona sesleniyorum, duysun. Bu kadar da şerefsizlik olmaz. Anladın mı? Sağ olun. Ama bunların da işi bitmiştir, bu halk uyandı. Sigaraya zam yapıyorsun, doğalgaza %17 zam yapıyorsun. Ne demektir bu? Ben böyle sikerim ama sikecekler, kusura bakma, özür dilerim. Vatandaş ne yapacak 2200 lirayla? 4 kişilik bir aile. Yarısı kiraya gidiyor. Ne yapacak peki? Geçinebilirsiniz yani, değil mi abi? Adam ne kadar hukuk bir meclis başkanı. Demek ki dünya gerçeklerini bilmiyor. Ben bunlara angus diyorum, angus. Abi gelin abi gel. Size soralım abi. Az önce duydunuz. Ne kadar? 22 bin lirayla milletvekili geçinemiyor dedi meclis başkanı. Abi dünyada diyor ya, en haklı insan kimdir? Bak en haklı insan onlardır abi. Şimdi bugün mecliste kimse bizi savunmuyor, bir. İkincisi yani meclis yoktur yani, bence yok yani. Çünkü niye diyorsun? Gördüm bugün geçen de yine anlatmıştı. Simit çayla geçim yapabiliyor vatandaş. Adam 22 bine eğer geçim yapamıyorsa simit çayla demek yalandır yani. O 22 bin öyle değil mi abi yani? Sadece maaşı. 2,5 sene çalışacak, emekli olacak. Ömür boyu emekli olacak. Ek gelirler, telefon parası, bir memura, bir işçiye bir tane implant hakkı yok. 8 tane implant taktırıyor. Mecliste en kaliteli yemeği 5 liraya yiyor. Allah gözlerini doyursun. Geçiyor, halkta dalga yani geçiyor. Dalga. Şimdi... Resmen alay ediyorlar. Hani eskiden bir tanesi demiş ki, ya ekmek bulamıyorlarsa pasta yesin demiş ya. Aynısını söylüyor adam. Bu kadar cehalet olmaz. 22 bin lira maaş alıyor milletvekilleri. Sizce geçinemiyor mudur?
Sapıttılar da ondan yani. Kimler? Yani milletvekilleri. Çok para veriyor devlet. Alıyorlar onun için. Görevini yapmıyorlar yani. Görevini yapmıyorlar. 22 bin lirayla bir milletvekili geçinemez mi? Ne demek ya? Olur mu öyle şey ya? Yetmez abi onları. 40, daha fazla 50 senelik ben memurum. Ben 2,5 milyar maaş alıyorum. Madem bir kişi idare edecek bu memleketi, neden 600 milletvekili yapıyorlar yani? Doğru değil mi yani? 4-5 sene milletvekili yapacak, ondan sonra yan yatacak, alacak 10 milyar, 20 milyar maaş, yatacak yani. Olur mu yani? Yani bu insanlar ben aklım ermiyor yani. Neden bu insanlar akıllarını... Ama temel bozuldu yani, temel bozuldu. Kim, nasıl bozuldu peki? Ya kökten sistem bozuldu. Sorumlusu ya. Nedir? Vallahi bilmiyorum, yetkililer yani. Başka kim olacak yani? Kimler yetkili? Yetkili baştakiler yani. Ben ne düşünürüm? Onlar bıraksınlar, biz gidelim. Ben 5000 lirayla geçineceğim, onlardan da iş yapacağım. Çorap tatmama bakma, bende 70 tane üniversite diploması var. Ulan ben 2300 lira alıram, 3 tane babalı yetim besliyorum, bir tane de karı hasta, evde çıra. Ben nasıl geçinirim? Aha bak çorap satıyorum, ben buraya gidiyorum, hemşerim ben buraya al. Al bunu da şey et. Nasıl geçinemiyorlar hemşerim dedik için bir yazık, günahtır. 22 bin lira maaş alıyorlar milletvekilleri. 22 bin lira benim bir senelikim. Dayı bir de yedikleri içtikleri ucuz yani dayıcım, ucuz yani bir de. Hapsi bela şemserim, karının bir ilacı var 80 bin lira cebimden alırım, cebimden. Devlet vermiyor, yok. Ne demek geçinemiyorum, 20 kaç lira dedi? 22 bin lira. 22 bin lira alan geçinemiyor da. Ben alıyorum 1700 lira maaş. Ben nasıl geçineyim? Daha ne istiyorlar? Gelsinler maaşımı da vereyim onlara, alsın ki yesinler. Gene de doymuyorlar, gene de doymuyorlar ya. Ben anlamıyorum ki ya. Teşekkür ederim. Yazıklar olsun da verdiğimiz oylara da yazıklar olsun. Mustafa, ben sana söyleyeyim, abone ver bak. Tabii, bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak milletvekili 22 lira maaş alıyorlar. Bizim milletim 2 lira maaş alıyor. Bu millet 2 milyara yemin ederim var ya, aylık kesinsin diye çıkıp dışarılarda bile gezmiyor. Adam gözlerinin kira ödüyor. Doğalgazını ödüyor, suyunu ödüyor, elektriğini ödüyor. 3 tane çocuğu okuyor. 2 milyar para alıyor. Onlar 18 milyar para alıyor. Kalkıp biz geçinemeyecek diye. Bu mudur adalet? Benim koskoca milletim burada vatandaşım. 2 milyara zorla geçinirken onlar da 18 milyar geçinmişse ben bu ülkeye terk ederim. Biz bugün kalktığı zaman savaş çıktığında bizim milletimiz her daim önde çıkacak. Onun için bizim milletimizi rahatlatmaları lazım bunları. Bizim milletimiz ne kadar rahatlarsa ülkemiz de o kadar rahatlayacak. Adam kalkmış Suriyeliler koyuyor. Ben Yeşiller'de komple Suriyeli aylık maaş veriyor onlara. Onlara vereceğim parayı git toplu bir yere koy. Niye Amerika'da, Almanya'da millet toplu bir noktada belirliyor Suriyelileri, yayma ülkesine. Bizim milletimiz de gelip burada dükkan açıp ülkemizde yani koskoca dükkanlar kuruyor, paralar kazanıyor. Kim Suriyeli sorumlusu peki bunların? He? Bunların sorumlusu. Bunların sorumlusu bizim ülkemiz. Recep Tayyip buradan. Bunları kovacak buradan. Bunları atacak ki millet rahat etsin. Bunlar burada olduğu sürece adam gitmiş orada ülkesini terk etmiş. Orada ülkesini terk eden bizim ülkemizi korur mu? Korumaz. Bunu kim diyse de yalan söyler. Vallahi şu anın milletvekili 22 milyarla geçinmemesi mümkün değil. Her şey beleş. Bugün bir meclise gittiğinizde en güzel yemeklerin toplum bedeli 12,5 lira falan oluyor. Milletvekiller geçinemiyorsa asgari ücrete çalışan ne yapacak? Yani 22 bin lira alan, bir de 2 bin lira asgari ücret alan vatandaş ne yapacak? Ne yedirecek çocuğuna? Bugün bir kira en az 1,5 milyar. Geçinemiyorlar onlar. 21 milyon lira maaş alıyorlar. Ben 1900 lira maaş alıyorum. Benim çektiğim kredilere gidiyor. 800 lirayla ben geçiniyorsam onlar da geçinmek mecburiyetinde. Avrupa'da hiçbir tane milletvekilleri öyle şey kullanmıyorlar, araçlar kullanmıyorlar devletin. Eğer ki ne zaruri ise kullanıyorlar. Bizimkinlerse bütün yandaşların hepsinde şeyler var. Özel arabalar var. Özel kalem müdürleri var. Malum zaten belediye başkanları da şirketlerden istedikleri kadar maaşlarını alıyorlar. Türkiye uçurum demişlerim. Böyle giderse zaten yılda 500 bin tane öğrencimiz mezun oluyor. Üniversiteleri eskiden gece bekçileri, ilkokul mezunları olurken, işe alınırken şimdi üniversite mezunlar, 4 yıllık, 6 yıllık üniversite mezunlar bekçilik yapıyorlar. Türkiye uçurumda. Onlar 1 liralık çorbayı 2 lira yaptılar, isyan ettiler. Peki biz ne yapalım buradaki? Domatesin kilosu 10 lira. Çeri domatesin kilosu 10 lira. Şeftalinin kilosu 5 lira. Onlar eğer geçinemiyorsa biz o zaman sürünüyoruz demektir. Halk ne de olsa Suriyelisine bakıyor, öbürüne bakıyor, öbürüne bakıyor. Onlara da bakarız. Sıkıntı yok. 2200 lira maaş alıyorum.
500 lira ev kirası veriyorum. İki tane çocuk oku diyorum. Olsun, bir 3-5 saat mesai yapar, onlara da bakarız, sıkıntı yok. Bize gelsinler. Milletvekilleri 22 bin lira maaş alan milletvekillerinin geçinemediğini söyledi. Ne düşünüyorsun? Doğrudur, haklı. Böyle bir millete bence haklı yani. Sonuçta oylar veren biziz, öyle değil mi? Doğru mu? Yani doğru. Çünkü milletle bunları, ne ilgisi var? Bunları en çok destekleyenler, yanlış anlama, asgari ücretler. Adam asgari ücret alıyor ve onları destekliyor. Onu desteklersen zaten o ister. Onların gözü doymaz. Öyle mi değil mi? Toplumun dur demesi gerekiyor. Ama diyecek mi belli değil. Bak Bursa demedi. İstanbul dedi, Ankara dedi, Adana dedi, Mersin dedi. Ama Bursa demedi. Ha, inşallah gelecek seçimlerde dur diyecekler. Doğru değil. Hayır kardeşim, zam bu ne zam ya? Bir akşamda bir paket sigara 15 lira olur mu? Bu ne ya? Bu ne, açız artık yani, millet iç savaş çıkacak yani. Peki milletvekilleri 22 bin lira maaş alıyor. Nasıl geçinemiyorlardır sizce? Onlar geçinemez tabii. Nasıl geçinsinler? Nasıl geçinsinler? Lüks yaşıyorlar. Lüks yani biz alamıyoruz. Bir şey yani alamıyoruz artık biz. Suriyeli de dolu. Suriyeliler burada, affedersin, geziyorlar. Bizim askerimiz orada şehit oluyor. Tayyip burada kaybetti. Bu ne ya? Ne olacak böyle? Sonumuz ne? Siz ne düşünüyorsunuz? Sonumuz ne olacak yani? Yani böyle gidersek açız. Tamam. Açız diye bağıracağız yani, açız. Geçinemiyorsa yapacak bir şey yok. Zam yapsınlar. Görmüyor musun? Her taraf zam yapılsın mı milletvekillerine? Zam mı yapılsın? Zam yapılsın. Yetmiyor demek ki. Vatandaş ne yapsın ya? 22 bin lira yetmiyor mudur? Yetmiyor herhalde. İmkanı yok. Geçinememek gibi bir lüksü olamaz. Yani onun altında başka bir şey yatıyordur aslında. Çok fazla harcamaları olduğunu söyledi meclis başkanı. Yani kesinlikle bir şeyler yatıyordur altında. 22 bin lira bugün, yanlış anlama, dışarıdan bir insan almış olsa o parayı, bırak kendini geçirdin mi, ekstra iki tane daha aileyi çok rahatlıkla geçindirir. Hani geçinemiyor diye bir şey yok aslında. Saçmalamış. Yani 22 bin lira milletvekili geçinemiyorsa asgari ücretli ne yapsın? Kiracı, tek çalışan adam ne yapsın? Vallahi şu anda asgari ücret 2020 lira. Artı ben ekstradan şeye çıkıyorum, pazara çıkıyorum. 3 tane üniversiteli okutuyorum. Yetmiyor. Yani 22 bin lira bu milletvekillerine yetmiyorsa o zaman çok uzun bir düşünmeleri lazım. Milletvekili haklarını düşürüm. Şimdi herkesin bir geliri kaynağı var. İlk önce insanlarımıza bakıp, İnsanlarımıza bundan sonra söylemeliler. Yani ilk önce halka bakmalılar ve ondan sonra bu yorum yapmalılar diyorum. 22 bin lira maaş alıyor milletvekilleri. Geçinemiyorlar mıdır? Vallahi 22 alıp 30 bin liralık masraf yaparlarsa geçinemezler. 2200 lira alan geçiniyor, onlar geçinemiyor mu? 22 bin lira maaşı milletvekilleri. Evet. Utanmıyorlar onu söyleme. Rezil herifler. Vallahi biraz daha fazla versinler, ne diyeyim. Doğru mu? Doğru. 22 eğer bin lirayla alıyorsa... Kim duymuş bunu peki? Duyan kimmiş? Nasıl anlamadım? Bu konuşmayı duyan kimmiş? Biz duyduk, biz soruyoruz. Televizyonda söyledi kendisi. Kendisi mi? Televizyonda mı söyledi bunu? Evet. Pek inandırıcı gelmiyor bana ama. Onlar geçinemiyorsa biz hiç geçinemiyoruz demektir. Çok fazla harcamaları varmış. Devlet de araç tahsis etmediği için. Tabii şimdi mecliste lokanta var, bilmem ne var. Gelenleri var, gidenleri var. Adamlara yetmeyebilir. Normaldir yani. Şöyle bir durum, milletvekili nasıl geçinir? Milletvekili 25 milyar maaş alıyor. 22 bin lira. 22 milyar maaş alıyor. O adam alıyorsa bizim halimiz, yani biz ölmüşüz. Biz aldığımız para askeri ücret. Zaten az önce arkadaşın dediğinde işsizlik diz boyunda. Bu süreler zaten baş belası. Anlatabildim mi? Yani biz şu an mağdur durumdayız.